Değerli izleyiciler bugün İslam'da mezhepler ve tarikatlar konusuyla ilgili bir söyleşi yapacağız. Yani niye böyle bir söyleşiye ihtiyacı hissediyorum? Ya geçenlerde bir yerde böyle eski bakanlar ve milletvekillerinin birlikte yemek yediği bir yerde çok da değer verdiğim, ya yani gerçekten de değerli kimi bakan ve milletvekilleri Şiilikle ilgili bir şeyler söylediler. Şaşırdım kaldım. Hiç bilmiyorlar. Yani en ılımlısı bu işlere bakan bile canım. Sünnilikle Şiilik arasında uzlaşmaz çelişkiler vardır falan gibi konuşuyorlar. Halkımız da bilmiyor. Yani Şiilik nedir? Sünnilik nedir? Aralarındaki ayrımlar nedir? Ortaklıklar nedir? Bunlar nereden çıkmıştır? Tarikatlar nedir? Birçok yerde soruluyor. Tarikat denilen ne filan. Bu konularda bir toplam şöyle üstten ve yansız olabildiğince yansız bir söyleşi yapacağım. Ama şunu hemen söyleyeyim. Şii yazarlar ve hatipler yani gerek Türkiye'de gerekse İran'da dinlediklerim konuşmalarında Sünnilerden bahsederken hep şunu söylüyorlar. Ehli sünnet kardeşlerimiz. Yani onları dışlamak yok. Ama ne yazık ki sünnilerde, sünni bilgin denilenlerde, bilgili sünnilerde ya da bilgisizlerde aynı durumu görmüyorum. Yani çok ilginç bir olay yaşadım ben vaktiyle. Halkalı'da bir Caferi topluluğunun biliyorsunuz 10 Muharrem'de toplantıları olur. Aşure günü derler. Orada da eskiden beni çağırırlardı. Ben de konuşmalar yapardım filan. Değerli Selahattin Özgündüz'ün yönetiminde gerçekleştirilen güzel bir etkinlik. Oraya ister istemez siyasetçiler de çağrılır, Yani çeşitli partilerden. Onlar da konuşurlar. Yine öyle bir gün birkaç yıl önce yanımda sünni bir bakan oturuyordu. Sünni ve dini işleri de bilen bir bakan oturuyordu. Taasını söyleyeyim yani. Refah Partili bir bakan. Şimdi bakınız Refah Partisinden onun genel başkanı olan Erbakan o tabii bu işleri biliyor. D8'ler denilen İslam Devletler Birliği'ni kurduğu zaman İran'ı da dahil etti. Yani demek ki bu işleri biliyor. Ve İranlılar da Erbakan Hoca'yı severler. Bunu da söyleyeyim bu arada. Ya yani Erbakan Hoca'nın sünniliği ve nakşibendiliği onları etkilemez. Siyasi tutum itibariyle, anti-emperyalist tutum itibariyle severler. Severler dediğim birebir bilgi. Yani duyum değil. Ya birilerinden duymuş da anlatıyor değilim. Ya oralarda gidip geldiğimden, rastladığımda, insanlarla konuşmalarımdan, üst düzey yetkililerle yaptığım sohbetlerden söylüyorum. Ama bakınız onun bakanına. Onun bakanına bakınız. Toplantıda Irak'tan gelmiş bir Ayetullah konuşuyor. Yani orada yüz bin kişi falan var dinleyici tabii. Çok kalabalık oluyor orası. Meydandaydı eskiden. Orada işte konuşan cübbesiyle, işte sarığıyla bir Ayetullah, Ayetullah diye sundular zaten yani dindeki rütbesi Ayetullah ve bir Şii neden bahseder Allah diyor, Peygamberden bahsediyor. Tabii ki Ali'den de bahsediyor, ehli beytten bahsediyor ama daha çok da Peygamberden bahsediyor. Yanımdaki bakan kardeşim kulağıma eğildi dedi ki, bak görüyor musun dedi. Bu dedi adam Irak'ta sünnilerle birlikte yaşadığı için peygamberimizden de söz ediyor. Güler misin, ağlar mısın? Yani buna benzer birçok soruyla karşılaşıyorsunuz. Ya ben mesela Aleviyim diyorum. Kimileri diyor ki estağfurullah. Ya estağfurullah ne? Niye estağfurullah? Şu Aleviliği bilmiyor. Daha da kötüsü yanlış biliyor. <laughs> Dolayısıyla bir topluca anlatmam lazım diye anlatıyorum. Dilerim ki bu konuşmam çok yayılır. Gerçi ben bu tür konuşmaları birçok yerde yapıyorum. Ama bu konuşmanın çok yayılmasını ve Alevi, Sünni, Şii neyse bu işin kökeninin ne olduğunun bilinmesini isterim. Evet. E ben uzun yıllardan beri inceliyorum yani. Sünniliğin kaynaklarında okudum. Sünni tarikatları da biliyorum, okudum. Okudum da biliyorum, nereden bileceğim? Efendim Şia kitaplarında okudum, Şiili de okudum. Şiilerin yazdığı kitapları da okudum. E i̇şte Alevilik konusunda işin içindeyim. Uzun dönemlerden beri inceliyorum, kitapları okuyorum filan. Yani sonunda zihnim berraklaştı. Bu iş nasıl oldu onu anlatayım. Çok söylenen bir söz var doğru değildir. Efendim Şiilikle Sünnilik ya da hemen Şiilin yanına Alevilik de katarlar. Halbuki Alevilik farklıdır. Yani Alevilik Şiilikten ve Sünnilikten farklıdır. Türk Aleviliği ise bambaşkadır. Ya bu anlamda yine söyleyeyim, gerçeği söyleyeyim. Şiilik ve Sünnilik birbirine daha yakındır. Birçok bakımdan. Evet. Şimdi efendim, peki ama yanlış olan ne? Efendim bu iş siyasetten çıkmıştır. Hayır. Bu iş sadece siyasetten çıkmamıştır. İşin içinde siyaset vardır. Ama siyasi tutumlar bu mezheplerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ve doğrusu İslam'da ilk oluşan mezhep, Şia'dır. Neden? Çünkü daha peygamberin sağlığından bile peygamberin Ali'ye olan övgüleri İmam Ali'nin bilimde ve ferasette ve hikmetteki derin durumu dolayısıyla Ali yandaşları vardı. Yani peygamberin sağlığında bile vardı. Bunlara Şia'yı Ali denirdi. Şimdi sözcüklerin, değerli izleyicilerim, bir sözlük anlamı vardır, bir de istilah dedikleri kullanım anlamları vardır. Onlar her zaman aynı değildir. Biz şimdi bu sözcükleri, sözcükleri kullanım anlamında kullanıyoruz. Yoksa yani şia taraftar demektir. Dolayısıyla Arapça'da herkesin taraftarına şia denilebilir. Yani şunun taraftarı da şiai filan o zaman içinde şia ve şii sözü Ali yandaşlarının Ali'nin yanında bulunanların adı olmuştur zaman içinde. Yine sünni sözü peygamberin sünnetine uygun olanlara denmiştir. Ehli sünnet mesela demiştir. E bundan şia'nın ya da alevilerin sünnete aykırı oldukları çıkarılabilir mi? Çıkarılmamalıdır. Çünkü sünni sözünün sözlük anlamı olarak, lügat anlamı olarak hem Şiiler hem Aleviler biz daha Sünniyiz diyebilirler. Ama sözlük anlamı kimse yanlış anlamazsın. <laughs> Neden sözlük? Yani peygamberin yaptığını ve dediğini dinlemek, yaptığını yapmak anlamında ise. Ya hatta dahasını söyleyeyim. Mesela hadisleri yani hadis dediklerimiz de sünnetin lafsi olanlardır. Yani sözlü sünnet. Bir, uygulaması vardır peygamberin ya da peygamber bir şey yapıyorsa ona sünnet denir. Yapıldığı zaman ses çıkarmıyorsa ona da sünnet denir. Çünkü onaylamış demektir. Bir de söylediği hadisler vardır. Onlar da sünnettir. Hadisleri şia fıkı, caferiler temel fıkıh yani şianın temel akımı caferliktir. İkincisi de zeydiliktir. Ana akım olarak. Caferiler Sünnilerden daha çok hadis kullanmışlardır. Mezhebi konularda. Neden böyle yaptılar? Çünkü onlar kıyası fukahayı yani fakihlerin, hukukçuların kıyas yaparak hüküm çıkarmasını kabul etmediklerinden daha çok hadis kullanmak zorunda kaldılar. E o zaman böyle bakarsanız Şiiler daha sünni olur. Yani bir, bir kısım Sünnilerden de duyuyoruz. Efendim ben daha çok Aleviyim Alevilerden. Çünkü ben Ali'nin yaşadığı gibi yaşıyorum. Onu da çok seviyorum falan diyenlere de rastlıyoruz. Bu sözler doğru değil. Çünkü mesela sadece Ali'yi sevmek değil. Hangi Ali'yi seviyorsunuz? Sizin tanımladığınız Ali mi, gerçek Ali mi? Bir soru bu. İkincisi, Ali sevmiyorsanız zaten Müslüman değilsiniz ki siz. Ali sevmeyen adam Müslüman olamaz. Dolayısıyla yani Ali'yi sevmek, Şii ya da Alevi olmak için yeterli değildir. Hani diyenler zaten Şiayı karıştırmıyorlar. Ali'yi sevmek Alevilikse biz daha çok seviyoruz. Bak 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 bak. Bu arada yine çok söylenen bir safsata var. O da şu. Efendim biz Ali gibi namaz kılıyoruz. Hayır. Siz Ali gibi namaz kılmıyorsunuz. Ali öz dilinden Arap olduğundan Arapça olarak Tanrı'ya yakarıyordu. Eğer siz Ali gibi yapacaksanız siz de öz dilinizden yakarmalısınız ki Aleviler onu yapıyor. Onun için Ali'nin yolundan gerçekte gidenler Alevilerdir. Bu da bu benim bakış açım. İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Çünkü anlatımımda kendi seçimlerim ve kabullerim de elbette ki yer alıyor. Yani gerçeği anlatmakla birlikte yalın gerçeği. Peki, önce Şia başladı. Sonra nasıl sünnilik oluştu? Şimdi burada Şia'nın ve Sünniliğin bir temel kabulü var. O şu. Oradan hareket ederek zaman içinde ayrışma oldu. Neden hareket ederek? Şia ve Aleviler Şia ve Aleviler diyorum. Sonra Şia ile Aleviliğin de ayrışma noktasını söyleyeceğim ama Şia ve Aleviler dini peygamberden sonra peygamberin de hadisleri gereğince Hangi hadisleri? Birçok hadisiyle birlikte bilhassa gadirhumda söylediği yani benim e, yolumdan gidenler, bana inananlar benden sonra Ali'nin ve Ehli Beyti'nin yolundan gidecekler. Sizin vasiyiniz odur dedikten sonra bunu da esas alarak başka hadisler de var. İşte e, Ali bendendir, ben Ali'denim, de var. Hatta bizim nurumuz birdir. Aynı nur ikiye bölündü. Ali ve ben olarak göründük de var. Ey Ali sen bana göre Musa'nın Harun'a göre Harun'un Musa'ya göre durumu gibisin gibi efendim ilmin kapısı Ali'dir, hikmetin kapısı Ali'dir gibi hadisler. Dolayısıyla dediler ki biz dini Ali'den ve onun yolundan giden onun ehl beytinden ve oğullarından öğreneceğiz. İşte Şia böyle başladı. Şia bu. Peki Sünniler, Sünniler dediler ki peygamberin başka bir hadisi var. Onlar da o hadisin var olduğuna inanıyorlar. Dediler ki peygamber diyor ki sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine yapışırsanız doğru yolu bulursunuz. Böyle bir hadis söyleniliyor. Söyleniliyor diyorum. Ya ben inanmıyorum ama söyleniliyor ve ona inanıyorlar Sünniler. İnandıkları için de onlar diyorlar ki öyle olunca biz büyük sahabe olan hem Ebu Bekir'in hem Ömer'in hem de Osman'ın dediklerine uyarız. Hatta sahabe saydıkları yalancı Ebu Hureyre diye bir adam var. Yani birçok hadis uydurduğu biliniyor. Hatta Halife Ömer onun hadisi söylemesini yasaklamış filan. Onunkileri de sahabe diye kabul etmek suretiyle bir büyük sünni edebiyat doğdu. Böylece iki ana akım meydana geldi. Gördüğünüz gibi yani burada sadece siyaset değil, aynı zamanda fıkıh var. Fıkıh dediğimiz yani dinin uygulamalarıyla ilgili düzenlemeler. Buna şeriat da denilir. Dinin uygulamalarına yani dış zahiri uygulamalarına denilen isim. Evet. Ayrışma böyle başladı. Esas temel ayrışma bu. Ama tabii bu arada kendilerine sünni diyenlerden de bir takım mezhepler doğdu. Dört mezhep mi? Hayır çok mezhep. Başlangıçta yani süfyan Servi var, başkaları var filan. Ama zaman içinde bunlar dörde Takipçileri dörde düştü. Peki bu mezhepler nasıl oluştu? Sünni mezheplerden bahsediyoruz. Sonra Şii mezhepler var, onu da söyleyeyim. Yani mezhep dediğimiz şeriat uygulamalarıyla ilgili içtihatlar birikimidir. Yani söz gelimi Numan İbni Sabit, üstelik Numan İbni Sabit mezhep falan da kurmadı. Mezhep kurulmasına da karşıydı. Yani Ebu Hanife. Ebu Hanife aslında Siyasi olarak Şii'dir. Yani Ehli Beyt yandaşıdır, Ali yandaşıdır. Evet, onda hiç kesin. Mesela İmam-ı Zeyd kıyam ettiği zaman gelip soranlara dedi ki, fetva sordular dedi ki, bütün Müslümanlar Zeyd'in safında yer almışlar almalıdırlar. Çünkü Zeyd haksızlığa karşı, adaletsizliğe karşı, Ehli Beyt'in hukukunu gasp eden Emevilere karşı savaş açtı. Dolayısıyla Müslüman onun safında yer almalıdır. Onun bu savaşı dedesi Muhammed Aleyhisselam'ın Bedir'i kadar mukaddestir. Dediler ki ama sen gitmiyorsun. Ben de ona para gönderdim, yardım ettim. Yanımda emanetler var. Onları bulacak birisini, onlara verecek birisini bulursam o zaman ben de gideceğim dedi. O fetvalarının yazılmasına karşıydı. Çünkü yazarsanız donar kalırız diyordu. Ama onun öğrencisi i̇mam Yusuf, iki büyük öğrencisi var. i̇mam Yusuf, i̇mam Muhammed. Abbasilerin teklifini kabul etti ve adını Hanefilik dediği mezhebi kurdu. O yazarmış demek ki eve gidince yazarmış. Hanefilik böyle kuruldu ama Şafilik, Hanbelilik ve Malikilik. Dört mezhep kaldı geriye. Dört mezhep kaldı. da sebebi var tabii ki. Bu dört mezhep Mısır'da bunlar arasındaki savaşlara son vermek isteyen savaşıyorlar mı? Hepsi sünniydi ama savaşıyorlardı. Hambelilerle Şafilerin Bağdat'taki sokak savaşlarında günde 70 kişinin öldüğü günler vardı. İşte buna son vermek için bir de sünniliği pekiştirmek için Memlükler eserde eseri sünniliğin merkezi yaptılar. Dört mezhebi hak dediler. Başkalarına batıl dediler. Ama 20. yüzyılda Şah adındaki bir reis yani rektör dedi ki yahu yapmayın. Nasıl dedi Cafer-i Sadık'ın mezhebiyle İmam Zeyd'in mezhebini nasıl hak değil dersiniz diye o altıya çıkardı. Ama onun bu fetvası ne yazık ki Sünni dünyada yaygınlaşmadı. Orada fetva üniversitede kaldı. Hala Sünnilere sorarsan dört hak mezheptir. Ne demek bu ya? Çok tehlikeli bir söz. Dört hak mezhep. Sen Allah mısın ki? Yani dört kişinin, dört kişidir bunlar. İçtihatları benim hükmümdür, başkası batıldır diyorsun. Büyük yanlış ama bu yanlış söyleniyor ve birçok sıkıntı da orada başlıyor. Ya hiç olmazsa arkadaşlar, dostlar Sünni kardeşler hiç olmazsa öğrenin şu son fetvayı, şahtın son fetvasını ve çok sevdiğiniz el bu konudaki hukuki görüşünü öğrenin de Caferileri ve Zeydileri yani Şia'yı da kardeş kabul edin. Hiç olmazsa. Ama mantığınız, aklınız size bunu söylemiyor mu? Yani peygamberin mezhebi mi vardı? Peygamber sünni miydi? Hanefi miydi, Şafi miydi, Hanbeli miydi, Maliki miydi? Evet, ya yani onun için bu ayrım doğru değil. Benim bu sohbeti, bu sohbetleri sırala gündeme getirmeye çalışmam. Bir takım emperyalist güçlerin ülkemizde, Şii, Sünni ve dünyada ve yeryüzünde yani bizim yeryüzümüzde, Müslümanların yaşadığı bölgelerde Sünni, Şii ya da Alevi, Sünni çatışması çıkarmaya çalışmalardır. Bu çatışmaları önlemek için de bu gerçeği defalarca söylemeliyiz. Sünniler, Şiiler ve Aleviler temel konularda ortak inançla sahiptirler. Temel konu nedir? Allah'ın bir olduğuna hepsi inanır. Alevi de, Sünni de, Şii de. Peygamberin yani Muhammed Mustafa'nın Allah'ın peygamberi olduğuna Şiiler de, Sünniler de, Aleviler de inanır. Şaşırdınız mı bazı Sünni kardeşlerimiz? Gerçek bu. Ya onun için bana soruyorsunuz. Aleviler peygamberi kabul ediyorlar mı diye. İşte şimdi burada da söylüyorum. Evet ediyorlar. Ne demek ediyorlar? Ya yani onlar tabii ki yani peygamberi Muhammed Mustafa'yı peygamber kabul ediyorlar. Peki Kur'an'ın peygamber tarafından haktan geldiğini inançta da yine müşterektirler. Ya bırakın gerisi de farklı olsun ne olacak yani? Ya o farklardan ötürü ayıp değil mi, günah değil mi? Niye birbirinizi dışlıyorsunuz? Birbirinizi dışlamayın. Aslında insanları dışlamayın ya. Yani insanları dışlamayın. Ama hiç olmazsa ben şu, şu Şii, Sünni ya da Sünni, Alevi eee ziddiyetinin ortaya kalkmasını istiyorum ya. Bilgisizliğe dayalı bir şey bu. Temel esaslarda birlik olduktan sonra yani ayrıntıdaki ayrımlar niye önemli olsun? Peki neymiş o? Şimdi önce o ayrıntıdaki ayrımları söyleyelim. Yani Şiiler ile Sünnilerin ayrımı ne? Ayrıntıda. Ayrımı şu. Şiiler üç halifeyi meşru saymazlar. Deliller ortaya koyarak. Ya bu bir siyasi mesele ya. Saymazsa saymasın. Ya yani size ne oluyor? Siz sayıyorsanız sayın. Nasıl olsa Ali birleşiyorsunuz. Siz Ali de meşru sayıyorsunuz. İmameti kabul etmeseniz bile. Başka? Başka asıl ibadette üç vakit kılarlar Şiiler. Ama üç vakit demezler. Beş vakittir, üç vakite indiriyoruz derler. Öğle ile birleştirirler akşamla yatsıyı birleştirirler, kılarlar ve bu da peygamberin çok çok yaptığı iştir diyerek delil gösterirler. Bir de abdest alırken ayaklarını yıkamaz, mesederler. Onda da Kur'an'ın bir ayetinin tefsirinden doğan bir ayrım vardır. Yani Kur'an ayeti abdesti anlatırken yani namaz için kalktığınız zaman ellerinizi yıkayın, dirseklerinize kadar kollarınızı, yüzünüzü yıkayın. Başınızı mesedin, ayaklarınızı da. Şimdi o ayaklarınızı da yı. Meshe mi vuracağız, yıkayıma vuracağızdan doğmuş bir ayrımdır. Ne olur yani? Size mi kaldı? Bu ayrım bu kadar mı önemli? Onun dışında teferruatın teferruatı diyebileceğimiz bir ayrım. Şiiler namaz kılarken alınların ortasına bir taş koyarlar. Buna mühür taşı da derler. Niye bunu yaparlar? Ha, Sünniler de yapmaz. Şundan bir defa bir bilmeyen bilsin. Peygamberin zamanında mescitlerin altında halı yoktu. Diyeceksiniz ki o zaman halı yoktu ki. Yok vardı. Zenginlerin evinde İran halıları vardı. Kilim yoktu, hasır da yoktu. Kum ve çakıl vardı. Yine söylüyorum peygamberin mescidinde cami sözü yok. Mescit mescidinde yerin altında yani yerde serili olarak kum ve çakıl vardı. Ya Arabistan güneşi de onları kızdırıyordu. Ve peygamberin sahabesinden birisi kurnazlık yapmış. Her secde gidişinde elbisesinin yenini alnına getiriyor, ona secde ediyor. Alnı yanmasın diye. Peygamber de onu engellemiş, yapma böyle diye. Şimdi bundan hareket ederek Şiiler diyor ki elle dokunmuş bir nesneye secde olmaz. Dolayısıyla biz taş koyuyoruz diyorlar. O oh, yani hepsi o. Ama bilmeyen der ki hala o doğuda bizim tarafın şivesiyle bu ecemler taşa tapırlar. Ya taşa tapmıyor arkadaş. Alnına koyuyor ki işte peygamberin o sünnetine uygun davranmış olsun yani. Öyle düşünüyor, öyle inan. Ne olur yani? Sen de taş koysan ne olur? E, taş bulamazsa, taş bulamazsa yine doğal nesnelerden yapılan böyle bir kağıt. Hatta ben gördüm bazıları bu mendilleri falan çıkarıyorlar, önüne seriyorlar. Yani yeter ki e, gayri tabii dokuma falanla yapılmış bir nesneye alınları değmesin diye. Bunlar ya. Ne var yani bunlarda? Ya arkadaş bunlar. Ha bir de Namazda ellerini bağlamazlar, salı verirlermiş. Salı veriyorlar. Caferiler ama Şii olan Zeydiler de bağlıyorlar. Buna mukabil Sünni olan Malikiler de yanlarına salı veriyorlar. Ne olur yani? Aa, en doğrusunu da Şeyh Bedrettin söylüyor. Diyor ki mezhep imamları diyor tartışa gelsinler. Elini oraya mı bağlayacaksın? Buraya mı bağlayacaksın? kalbini Allah'a bağlamadıktan sonra elini nereye bağlarsan bağla. Kalbini Allah'a bağlamadıysan bin yıl yatıp kalksan da hiçbir nesne hiçbir fayda elde edemezsin. Evet. Bundan sonra yine sürdürelim bu söyleşimizi. Sünniliği ve sünniliğin temellerini anlattık. Yani sahabenin dediklerine biz itibar ederiz. İşte Mesela ikinci halifenin bazı değişimleri var, onlara itibar ederiz. Daha iyi anlaşılsın diye söyleyeyim. İşte Kur'an-ı Kerim'de üç defa boşandıktan sonra, boşadıktan sonra dördüncü defa aynı kadınla evlenebilmek için onun başka bir kadınla evlenmesi gerekir diye bir hüküm var. Şimdi bu hüküm aslında şöyle. Yani doğal olarak üç defa bir kadını boşuyorsun. Sonra bir süre sonra tekrar alıyorsun, tekrar boşuyorsun, tekrar. Yani bu şekilde gerçek olarak boşanma işleminin üç defa gerçekleşmesi gerekiyor. Evet. Ama o zaman demişler ki Halife Ömer'e ki o çok da anlamıyor bu dini konulardan. Yani bir defa da boşayalım. İşte de, bir defa da üç defa boşyalım. Talak-ı selase deniliyor bunlara. Böylece sünni doktrinde bu oldu. Arkasından hulle diye bir saçma sapan konu çıktı ki ona girmeyelim. Ama İmam Ali diyor ki hayır diyor, Kur'an'da ne diyorsa o diyor yani. Yani Ömer'in bu e, fetvasına karşı çıkıyor. Ama Ömer devlet başkanı olduğu için birçokları onu kabul ediyor. Şua ise İmam Ali'nin fetvasını kabul ediyor. Bu şekilde oluşuyor iş yani. Yani nitekim bir hilafet komisyonu kuruluyor Ömer'den sonra. O komisyon Abdurrahman bin Af diye birisi başında, İmam Ali'ye soruyorlar. Ey Ali, tabi İmam Ali ile Osman da o komisyonda. Ey Ali, sen İmameyn'in diyorlar, İmameyn'in. İmameyn dedikleri Ebu Bekir ile Ömer. Görüşlerine aynen uyacak mısın? İmam Ali'nin cevabı şu, hayır benim kendi görüşlerim var. Niye onlara uyayım? Uymayacağım elbette diyor. Osman'a soruyorlar, soruyor Abdurrahman bin Af. Ey Osman sen İmam Eyn'in yani Ebu Bekir ile Ömer'in görüşlerine, fetvalarına uyacak mısın? Uyacağım ben diyor. O zaman verdim sana hilafeti diyor Osman'a veriyor. <laughs> ya işte bu. Ya burada tabii bir ayrım da var. Yani imamın, e, İmam, İmam Ali'nin bakış açısıyla diğerlerinin bakış açısı arasında. Şia işte bu. Yani imamın, İmam Ali'nin ve sonra gelenlerin fetvalar. Niye fetvaya ihtiyaç var? Yani insanların bir konuda anlamadıkları bir şey oluyor. Çözülmemiş bir problem oluyor. Gelip soruyorlar. Ne yapayım ben diye. Fetva sahipleri de ona cevap veriyorlar. Sonra bunlar birikiyor. Fetva verenlerin arkasında taraftarlar oluşuyor. Mezhepler de böyle oluşuyor. Ama Şia'da ana akım mezhep olan Caferiliğin kurucusu, aynı zamanda İslam fıkhının da kurucusu sayılan, ki öyle olan, aynı zamanda da döneminin akıl bilimlerinde de bilgin olan ve mesela bugün bile kimya biliminin kurucusu sayılan Cabir bin Hayyan'ı yetiştiren, okulunda yetiştiren, daha kim bilir nicelerini, yetiştiren Cafer-i Sadık, 6. İmam, esas itibariyle Caferili sistemleştirendir. Şimdi birileri, değerli Sünni kardeşlerden kimileri, efendim Cafer-i Sadık mezhep kurmamıştır. Ya yapmayın. Nereden biliyorsunuz? Bırakın bu ezberleri. Caferilik çok ciddi anlamda bir mezheptir. Sizin mezhepleriniz de ciddi anlamda mezheptir. Aralarda ayrımlar vardır. Bırakın ne olur ayrımlar dolu versin. Zaten sizin ehli sünnet dediklerinizin arasında da o kadar ayrımlar var ki yani söz gelmiş Şafiler kendi karılarına ya bir kadına kendi karılarına bile dokunsalar abdestleri bozuluyor. Köpeğe dokununca murdar oluyor. Abdest gidiyor. Ama diğerlerinde yok bu. O öyle yapsın, bu da böyle yapsın. Ne olur yani? Ya, ya Kur'an'da bile diyor ki peygambere, ey peygamber diyor sen, insanlar Müslüman olmuyorlar diye kendini harap ediyorsun, bırak diyor. Seni biz insanların başına bekçi diye koymadık. Allah isteseydi herkes Müslüman olurdu zaten. Anlamıyor musunuz kardeşler? Ya Allah isteseydi herkes Müslüman olurdu ya. Allah'ın gücü yetmiyor muydu? Allah'ın sonsuz hikmetinde böyle olmuş. Kimisi Müslüman olmuş, kimisi gayrimüslim olmuş, kimisi ateist olmuş, kimisi deist olmuş, kimisi panteist olmuş, kimisi panenteist olmuş, kimisi agnostik olmuş, kimisi diğer dinlere girmiş, mezheplere girmiş. E gelin bunu vahdetin kesrete dönüşmesi olarak anlayın ve hoş görün. Esas o. Bak peygamberini bile uyarıyor. Siz inanıyorsunuz buna. Kur'an'ın Allah'tan geldiğine inanıyorsunuz. İşte o zaman Allah peygamberini uyarıyor. Yani sen diyor kendini harap etme, bırak diyor isteyen Müslüman olsun isteyen olmasın. Sen işin anlatmak. Esas derdim ne? Bütün inançlara hoşgörüyle bakmak insan olmanın gereğidir. Hatta İslam olmanın da gereğidir. Türklerin de temel özelliklerinden birisi budur. Tarih boyunca kimsenin dinine, inancına, mezhebine, tarikatına karışmamışlardır. Türk devletlerinde Hatta Osmanlılar'da bile Selim'e kadar bütün dinlere karşı hoşgörü vardır. Evet. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alınca Patrikliğe öyle bir serbestli verdi ki, serbestlik verdi ki yani eskiden daha iyi duruma geldi <laughs> Patriklik. Evet değerli dostlar. Şia iki mezhebe ayrılır ana akım olarak. Birisi Cafer-i Sadık'ın kurduğu yani onun adına kurulan, onun sistemleştirdiği Caferilik. İkincisi ise, efendim e, Cafer-i Sadık'ın e, amcası Muhammed Bakır'ın kardeşi ve Ebu Hanife'nin de yakın arkadaşı İmam-ı Zeyd adına kurulan mezheptir. O, onlar İmam-ı Zeyd'den kalırlar ve diğer 12 imamı takip etmezler. Bu fark vardır. Onun dışında da fıkıhta da farklar vardır. İşte söylediğim gibi Zeydiler ellerini bağlarlar. Nerede onlar bugün? Zeydiler, Zeydiler Yemen'dedirler. Yemen'de anti emperyalist mücadeleyi verenler onlardır. Ve Osmanlı ile Türklerle tarih boyunca hep barışık ve Türkleri destekleyen bir tutumları da olmuştur. Bu da ilginçtir Zeydilerin. Evet. Bir de Zeydiler üç halifeye kötü demezler benimsemezler ama kötü de demezler. Caferlerden kötü diyenler vardır, gasip diyenler vardır. Yani işte anlatıp duruyoruz. Ebu Hanife de aslında yani onlara demiyor ama işte Emevilerin ve Abbasilerin gâsıp olduğunu o da söylüyor. Evet, iki ana akım vardır. Bunun dışında İsmaililer var. Bunlar da Cafer-i Sadık'ın oğlu İsmail'i takip edenlerdir. Nusayriler var, biraz farklıdır e, Caferilerden ama onlar da esas itibariyle Şiidirler filan. Bu arada şunu söyleyelim, hani İslam'ın şartı beştir diye sünnilikte anlatım var. Yani sünniler İslam'ın şartını beştir diye anlatırlar. Nedir? Kelime-i şehadet, namaz, oruç, haç, zekat, beş derler. Evet, Şiilikte de bir beş var var. Ama orada şöyle beş var. Tevhid, yani Allah'ı birlemek. Nübüvvet, nebiye ve nebilere inanmak. Velayet, veliliğe inanmak. Miat, ahirete inanmak. Adalet, evet. Şiiliğin önemli üzerinde durduğu konulardan birisi de değerli dostlar, adalettir. Ben şimdi ne Şiilerin ne de efendim e, Sünnilerin ile ilgili bir değerlendirme yapmıyorum. Herkesin kendi inancı kendine. Israrla durduğum yani arada öyle sandığınız gibi bir ayrım yok. Onun için önemli bir ayrım yok. Olsa ne olur? O ayrı ama önemli bir ayrım yok. Dolayısıyla kim ki bu ülkede, Türkiye'de Şiiler aleyhine konuşma yapıyorsa, yazı yazıyorsa bilsin ki bilerek ya da bilmeyerek emperyalizmin fitne çıkarma oyununa alet oluyor demektir. Bunu yapmayın. Önce öğrenin. Yani Abdülbaki Gölpınarlı'nın mesela Şia'yı anlatan çok değerli bir kitabı vardır. Başka da var. Alın okuyun ya. Öğrenin. Benimseyin demiyorum. Öğrenin. Öğrendiğiniz zaman kişi bilmediğine düşmandır. Öyle çok da kendi sünni inancınızdan farklı olmadığını göreceksiniz. Şimdi Şiilik ve Sünnilik esas itibariyle fıkha dayalı ayrımlardır. Fıkha dayalı. Yani temel inanç kavramlarında ve ibadette çok ayrımları yoktur. Tapınçta çok ayrımları yoktur. Bildiğimiz efendim Sünnilerde, Şiilerde namazı Arapça kılıyorlar. Bunun manası yani hepsi böyle yapıyor değil. Sünnilerden de, Şiilerden de ben efendim Türkçe namaz kılanlar olduğunu da biliyorum yani rastladım oradan biliyorum. Ama bir de farklı bir konu var bu da Alevilik. Aleviliğe girince ama Türk Aleviliği. Türk Aleviliğine girince tasavvufa girmek gerekiyor. Tasavvuf da aslında İmam Ali ile başlamıştır. Aslında tasavufu şöyle, tasavvuf kitaplarını yazanlar da bilhassa sünni bakış açısından yazanlar da Peygamberimizin e, tasavvufi anlamda insanları ehli suffada yetiştirdiğini, ya yani onları hem eğittiğini hem yeti, eğittiğini ve yedirip biçirdiğini, onlar orada yiyip içen ve yatan insanlardı. Hem de tasavvufi anlamda onları da eğittiğini söylerler. Bu arada derler ki, derler ki diyorsam yüzde yüz emin değilim. Ama bilgi olarak söylüyorum. Derler ki peygamber ermek, ermişlik yolunu İmam Ali'ye de öğretti, Ebu e de öğretti derler. Ebu Bekir'e hafî zikir yolunu öğretti, İmam Ali'ye cehri zikir, sesli zikir yolunu öğretti derler. O yüzden cehri yani sesli zikir yapanlar, işte raksu sema yapanlar, dans yapanlar, yani eylem yapanlar Ali yolundan gidenlerdir. Ama Bekir yol, Ebu Bekir yolundan gidenlere Bekri derler. Demek ki tarikatları ikiye ayırıyorlar. Bekirler o en büyük nakşibendiliktir. Onların silsileri Ebu Bekir'e gider. Yani Ebu Bekir'den gelir. Hem tarikat hem de soy sop silsilesi Ebu Bekir'den gelir. Öyle söylerler. Buna mukabil Yesevi Bektaşilik, Alevi bu kalenderilik, Yesevi Bektaşi dışındaki Alevi ekolleri, ayrıca Rufailik, Kadirilik, e, Halvetilik ise Alevi tarikatlardır. Alevi, Ale'den gelmedir. Bunlardan kimisi zamanla e, Alevi tarikat olmakla birlikte Sünni fıkha göre tapıncı da eklemişlerdir ama mesela ben Makedonya'ya ara sıra giderim. Bu arada Prizren'e yani Kosova'nın Prizren şehrine gittim. Birkaç sefer orada konuşmalar yaptım. Dört tekke var orada. Bektaşi yok çünkü Bektaşilik bir dönem yasaklanınca kimileri Bektaşiler diğer tarikatlar içine girerek varlıklarını sürdürmüş. Melami, Melami, efendim, Kadri, Mevlevi ve Rufai. Dört tane, bir de Sinani. Bu tarikatların dergahlarına gittim. Hepsi Alevi. Biz Aleviyiz diyorlar. Duvarlarında da İmam Ali'nin resmi, 12 imamın adları, onlara salavat. İmam Ali'nin kendi cenazesini taşırken ki, yani devenin üzerinde kendi cenazesi, deveyi yedende yine İmam Ali. O resim, Allah Muhammed Ali, daha çok da Hak Muhammed Ali. Çünkü ben Allah Muhammed Ali deyimini doğru bulmuyorum. Doğrusu Hak Muhammed Ali'dir. Onun ayrıntısını anlattım. Yine günü gelir anlatırız. O, onları gördüm. Biz Aleviyiz dediler. Sadece birisinde, Kadiriler'de üç halifenin de adı vardı. E, siz Aleviyiz diyorsunuz dedim. Üç halifeyi de koymuşsunuz. Adlarına resim yok. Dediler ki ya Türkiye'den, Bursa'dan birisi geldi. Aslı bize ses çıkarmadık. Yani oradaki tarikatlar hala Aleviliklerini koruyorlar o manada söylüyorum ama mesela Türkiye'den de yine Alevi kökenli bir tarikat olan e, Kadirilerden, Kadirilerin bir bölümünün mürşidi olan, mürşidi olan efendim Haydar başında da yine yazdığı birçok kitaplarla ve söylemlerle e, yani ciddi anlamda Alevilik bilgisi yaydığını biliyoruz. Yani uygulamalarında, namazlarında sünniliğe göre yaptıkları olabilir ama duruşları itibariyle bir Alevi duruş ortaya koyduklarında görüyoruz. Evet yani tarikatlar mezheplerden farklıdır. Tarikatlar fıkıhla ilgilidir, mezhepler tasavvufla ilgilidir. İrfan da denilir bunlara. Her ne kadar Şiilikte tasavvuf reddedilirse de, benimsenmezse de, işte irfan diyerek orada da bir takım Şiilerin tasavvufi, mektepler içinde bulunduğunu ben gördüm, yani katıldım, biliyorum. Yani meşette bizim bildiğimiz Türkiye Alevileri gibi e, Aliciler, Aleviler olduğunu da gördüm, yaşadım yani, o olayı yaşadım. Evet, Türk Aleviliğini anlatmalıyız. Türk Aleviliği esas itibariyle Hallacı Mansur Türk'tür, Kalaş Türkmenidir. Allah Cumansur ana kaynak tabi İmam Ali Ehli Beyt imamları Allah Cumansur Ahmet Yesevi Hacı Bektaş Veli ama Hacı Bektaş Veli'yi kendi silsilelerinde kabul etmeyen ayrıca doğrudan Ahmet Yesevi'ye bağlı olanlar vardır. Türkiye'de de, Türkistan'da da. Türkistan'da bunlara lahçılar deniliyor, Allahçılar deniliyor. O konuda bizim değerli bilginimiz Ali Yaman'ın, Profesör Ali Yaman'ın çok değerli bir kitabı vardır lahçılarla ilgili. O da yayınlandı. Evet. Ayrıca Türkiye'de de mesela Hubyarlar denilen, Hubyarlar denilen Aleviler de doğrudan Ahmet Yesevi'yi pir bilirler. Hubyar da ya Ahmet Yesevi ya da Ahmet Yesevi'nin oğludur derler. Bence Ahmet Yesevi'nin büyük halifelerinden birisinin hakim atan oğludur. Yani benim de böyle bir katkım olsun. Bir araştırma sonucunda buna ulaştım. Türk Alevi'nin iki kaynağı vardır. Birisi İslam tasavvufu. Ama Alevi İslam tasavvufu. Yani Mansur yine Mansur, Türk dediğimiz zaman Mansur diyeceğiz. Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşi Veli. Ya da Hacı Bektaş Veli olmasa da Ahmet Yesevi bir bu. İkincisi de İslam tasavvufu, Türk İslam tasavvufu, Türk töresi. Yani Türk, Türkler esas itibariyle Müslüman oldukları zaman Arap törelerini ve Araplara özel tapınçları dışlayıp kendi tapınç ve törelerini İslam'ın ile bağdaştırarak özlerine özgü bir Türk İslam'ı, Türk Müslümanlığı ya da Türk Aleviliği meydana getirmişlerdir. Ve uzun asırlar boyunca da Türkler bu özlerine özgü Müslümanlıkla Alevi olarak kalmışlardır. Bu coğrafyada dönüşüm Sultan Selim'le oldu. Sultan Selim'le oldu. Efendim Türkistan coğrafyasında dönüşüm Ubeydullah Ahrar ile oldu. Hindistan coğrafyasında büyük dönüşüm ise İmam Rabbani ile oldu. Yani orada yine Arap Müslümanlığı girdi ama yine de Türk Müslüman Türk Müslümanlığı ve Türk Aleviliği, yani tasavvufu esas alan Türk Aleviliği sürüp gitti ve bugün de milyonlarca insan Türkiye'de ve e, Türk dünyasında hatta Balkanlarda ve Makedonya'da Arnavutluk'ta bu inancı yaşatmayı sürdürüyorlar. Şurada şöyle bir sonu, konu, soru gündeme gelebilir. Ya Alev, Türk Aleviliği ile Şia'nın farkı ne? Fark şudur, tane tane söyleyeceğim. Şia fıkhi Aleviliktir. Fıkhi, şeriat Aleviliğidir. Türk Aleviliği ise tasavvufi Aleviliktir. Esas fark budur ayrışma budur. Yoksa yani temel inançlar aynıdır. Onda da yani Sünniler ve Şiilerle Aleviler arasındaki temel inançlar birdir. Ama Aleviler e, Türklüğün gereği olarak da bir kendilerine özgü bir yorum yapmışlardır. Türk Aleviliği. Türk Aleviliğinde Türkçe tapınç esastır. Anlamak esastır. Bu tabii ki bir seçim meselesidir. Dileyen dilediğini seçer. Ama neyi seçersek seçelim, diğer seçimlere de saygıyla bakmalıyız. İşin esası bu. Evet, Ahmet Yesevi e, Türk Aleviliğinin temelidir. Ahmet Yesevi'nin anlayışında ondan da kısaca söz etmeliyiz. Onun tasavvufunda Allah'a bir bilmek, biri de Allah bilmek vardır. Hacı Bektaş Veli şöyle anlatır makalete gaybiyede. Diyor ki bir gün Hoca Ahmet Yesevi'ye gelip bir talip sordu. Ey efendim dedi, ey pir, ey hoca, vahdet nedir yani? Vahdet-i vücut nedir? Dedi ki bir kelle şeker getirin. Getirdiler onu döyün dedi, toz haline getirin. Üzerine resimler yapın, yaptılar. Bu nedir? Ağaç. Bu nedir? İnsan. Bu nedir? Göl. Bu nedir? Dağ. Şimdi silin dedi sildi soruyu soran Hacı Bektaş Veli diyor ki Ahmet Yesevi dedi ki tevhid ile ilgili dersimiz bitmiştir. Anlayan anladı. Evet. Yani vahdeti vücut bu. Allah'a böyle bakmak vardır. Bu anlayışta Ahmet Yesevi'nin ve tabii ki Hacı Bektaş Veli'nin ve Yunus Emre'nin bu yolun üç büyük zirvesi tabii ki başkaları da var ama üç büyük zirvesi Türk Aleviliğinin bunlardır. Ee, yani yedi ozanlarımız vardır, başka büyüklerimiz vardır ama doğru bu üçüdür. Burada asla gösteriş yoktur. Yani mesela samah yapılırken içinden coşup gelerek yapacaksın. Gösteriş için yapamazsın. Ya insanlar ya bu ne güzel de semah okuyor, bu ne güzel de dindar desin diye yapamaz. Ne güzel semah kıl, e, yapıyor diye yapamazsın. Yaparsan gösteri için olabilir. Gösteri başkadır, gösteriş başkadır. Gösteriş için, yani insanların hoşuna gitsin diye yapılmaz. Buna riya derler ve mürahi son deminde imanını kaybeder diyor Ahmet Yesevi. Burada emek esastır. Herkes kendi emeğiyle geçinecektir. Ahmet Yesevi diyor ki, gün gelecek şeyhler çoğalacak, o kadar çoğalacak ki taliplerini, müritlerini yönetemez hale gelecekler. Kapıdan birisi girdiği zaman, aferin diyecekler elinde hediye varsa, yoksa Allah da bezar, ben de bezar ben, Allah da şikayetçi, ben de şikayetçiyim, niye bir şey getirmedin diyecekler. Böyle şeyhlerden, şeytandan kaçar gibi kaçın. Bunlar kendilerinde yakarlar kendilerine bağlananları da yakarlar diyor. Ayrıca Ahmet Yesevi ve Türk Müslümanlığında ve Bektaşilikte, Alevilikte kadını dışlamak yoktur. Kadın erkek birliktedir ki Hazreti Peygamber zamanında da bu böyleydi. Sonradan Arap kültürü dönüştürdü onu. Kadınları dışladı. Evet. Efendim bu yolda bilim esastır. Bilim. Bilim, bilim hangisi? Hiç kuşkunuz olmasın akıl bilimleri. Evet, akıl bilimler Bunun üzerinde basa basa duruyorum. Evet, İmam Ali de bilgindi. Hikmet dediği akıl bilimleriydi. Döneminin bütün bilimlerini biliyordu İmam Ali ve bu bilimlerden bilgiler çıkarıyordu. 12 imamın da özelliklerinden, sünnetlerinden birincisi bulur. Hepsi bilimle uğraşmışlardır. Bir başkası da yoksullara yardımdı. Yani Ahmet Yesevi'nin de anlattığı yine İmam Ali'nin ve 12 İmam'ın söylediği yoksullara yardım. Ama yoksullara en önemli yardım da yoksulluğun kalkacağı bir düzen kurulması için mücadele etmektir. Ve kimi imamlar da bu yolda mücadele etmişlerdir. Mücadele her türlü olur. Ama sözle mücadele elbette ki mutlaka yapılmalıdır. Evet. Bir söyle şu yaptık. Umarım ki yararlı olmuştur. Sağ olun değerli izleyicilerim. Size iyilik diliyorum. Sağlık diliyorum. Esenlik diliyorum. Mutluluk diliyorum. Ve başarılı uzun bir dirlik diliyorum. Sağ olun.